Optimus Prime etkinleştiriyoruz. Dönüş Bumblebee. İşte Bumblebee karşınızda. Nasıl dönüştü ama, efsane değil miydi? Karşınızda Bumblebee. Şimdi Optimus Prime'ı canlandırma zamanı. Optimus, uyanma vaktin geldi. Optimus arıyor. Selamlar Millet Kram, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Bu konu ise GTA 5'te modlar kaldırıldı. Yani aslında tam olarak kaldırılmadı. Trainer modlarını halen daha kullanabilirsiniz. Çünkü trainer modlarını kurmak için size bir ek bir program gerekmiyor. Ancak araba modları falanı, yani araba modlarını falan kurabilmeniz için size bu OpenIV veya Open 4 adlı bir uygulama gerekiyor. Şimdi bu uygulamaya Rockstar Games tarafından değil de tam hatırlamadığım bir şirket tarafından kapatıldı. Yani Take Two adlı bir şirket tarafından kapatıldı. Bu neden kapatıldı dersiniz? Çünkü çok kişi GTA 5'i alıyor ancak online'a girmiyor. Yani Rockstar Games'in yaptığı bütün emekler, yani bütün ek DLC'ler falan alınmıyor. Herkes normal offline'a giriyor, mod yüklüyor ve oynuyor. Yani online'de milyon dolarlar vererek satın aldığınız şeyleri offline'de tek tuşla satın alabildiğiniz için, daha doğrusu para vermeden satın alabildiğiniz için çoğu kişi böyle yapıyordu. Take Two da GTA 5 üzerinden genellikle şu köpek balığı, yani para kartlarından çok büyük paralar kazanıyor. Yani yaklaşık bir aracı alabilmek için 100-200 lira falan vermeniz gerekiyordu. Ama dediğim gibi herkes bunu modlarla yaptığı için kimse satın almıyordu para. Bundan dolayı ise Take Two bu OpenIV'nin kapatılmasını istendi ve zaten bu da kapatıldı. Ve gördüğünüz gibi OpenIV'ye öncelikle bir güncelleme geldi. Ben de mod kurarken fark ettim. Güncellendikten sonra karşıma böyle bir ekran geldi. Tabii ben anlamadım. Uninstall falan diyor, yani silmeye götürüyor sizi. Şimdi sil ve silmeyi ertele gibi iki seçeneğiniz var. Burada gördüğünüz gibi ne oluyor da Haziran değil mi? Şu an tarih kaç? Aynen. 5 Haziran 2017'de Take Two tarafından modlar illegal, yani modlar yüzünden, şimdi konuşamadım, anlatamadım. İngilizcem de o kadar iyi değil. Kısacası bunun yüzünden para kazanamıyorlardı. Modlar yüzünden. Ve bundan dolayı bunu kapattılar. Yani artık GTA 5'te mod kurmak yasa dışı. Aynı torrent oyunu yüklemek gibi bir şey. Ama yani mod kurdunuz ya hapse atılacaksınız falan diye bir şey yok. Bu normal kullanıcılar hiç umursatmıyor kısacası neredeyse. Çünkü biz OpenIV'nin eski sürümlerini yükleyerek ve o kurulum işlemini internet kapatarak yaparsak, yani mod kurma işlemini internete bağlı bir şekilde, pardon, bağlı olmadan bir şekilde yaparsak OpenIV'yi silme işleminde bulunmamız gerekmeyecek. Bundan dolayı normal kullanıcıları pek etkilemiyor. Ancak YouTube'a GTA 5 videoları ve daha doğrusu daha önemlisi GTA 5 modları videosu atanlar, GTA 5 modları attığı anda telif yeme riskine sahip. Yani özellikle şu GTA 5 modları videoları çeken kanallar yandı. Çünkü her videosu telif yeme riskine sahip. Neyse, bugün sizlerle beraber kısa bir konu konuşmak istedim. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonra görüşmek üzere. Bay bay.